Ha dur bak bekle. Motivasyon bir... Ne? Hayatınızı iyileştirmek için sabah uyanır uyanmaz bunları Hiç yapın. sabah... Sabah uyandığınızda ne yapıyorsunuz? Hadi düşünün bakayım. Sabah uyandığında böyle bir kere önceden de söyledim. En büyük yanlış sabah uyandığınızda şu telefonu ele almak. O buranda yatıyor böyle, burada duruyorsun ya. Sabah uyanıp o telefonu ele alıp böyle tek göz bir şeylere bakmaya başladın mı? Beynini emcikliyorsun. Kalkıyorsun. Böyle elini yüzünü yıkamak, dişlerini fırçalamak, üstünü bir güzel değiştirmek, yatağını toplamak vesaire yerine giriyorsun böyle bir sigara yakıyorsun. Ay ne kadar kötü hayatlar bunlar ya. Bunları yapmayın amına koyayım. Kendinize saygınız olsun pislik herifler. Böyle yaşanır mı lan? Duyuyorum böyle şeyler yapıyorsunuz amına koyayım ya. Hiç mi kendinizi sevmiyorsunuz? Bakayım hayatınızı iyileştirmek için sabah uyanır uyanmaz bunu yapın. Ne yapacakmışız amına koyayım? Ben çok biliyorum. Sabah Anladım. uyandığınızda dinlediğiniz bir müziğin bütün gün kafanızda dönüp durduğu oldu mu? Hiç dinlemedim sabah kalkınca müzik. Bunun sebebi uyandığınızda bilinciniz uyuşmuştur. Tamam. Tam bu anda bir müzik açıktır ve bilinçaltınızı programlar ve sonra bütün gün kafanızda o şarkı çalar. Ortalama bir insan günde Tamam bunu bir 150 yere bağlayacak. Evet. defa Instagram hesabını kontrol eder. Ya. Bu En az 500 falan. Günde ortalama 150 defa Instagram hesabınızı kontrol ediyor musunuz? 150 bak. Azer Bülbül dinleyerek uyansam. İki kez giriyorum ben isteye. Yok ben iki kez girmiyorum da. Ha mesela şu son günlerde harbiden günde 4 defa falan giriyorumdur. O da bir mesajlarıma bakıyorum. Story mutlara atmıyorum zaten biliyorsunuz. Ama videolara takıldığım zaman bazen 2 saat durduğum da oluyor gece yatağımda. IQ'm düşüyor o zaman kapatıyorum. Bu uygulamanın tasarımı nedeniyledir. Sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak telefonunuzu açarsanız bu kendinize yaptığınız en büyük Ya kötülükler. ulan beni izleyip yazma böyle videolara ya. Amına koyayım ben biliyorum bunu söyledim. Bunu da ben başkasından duydum ama ya. Başka bir videodan izlemiş olabilirim çok önceden. Ve bunu fark ettim biliyor musunuz? Ne zaman Instagram'da bir dramaya girsem, birine küfürlü yorum atsam, birine sinirlensem ve günüm bok gibi geçse sebebi sabah daha Afyon'un patlamadan telefonu açmaktır. Biriken mesajlar, biriken Instagram mesajları, cevapsız aramalar. O bir strese sokuyor beni. O gün böyleyim. Full sinir yani sinir basarak yaşıyorum. Bu bir gün denk geldi. Herif çok güzel anlatıyor. Diyor ki sabah kalktığınızda en az yarım saat 45 dakika boyunca telefonunuzu elinize almayın. Holmes demişti abi. Yani ne Holmes'u amına koyayım ne Holmes'le ilgisi yok. O da belki denk gelmiştir izlemiştir. Biridir. Bunu anlamak için önce dört birincil beyin dalgasının ne olduğuna bakalım. Bakalım. Beta, senin ve benim şu anda içinde bulunduğumuz durumdur. Yani uyanığız. Delta, derin uykuda olduğumuz Tamam. zamandaki dalga durumudur. Teta ve alfa, öğrenme için son derece önemli ve Ben de bu teta ile alfa yok galiba artık ya. Ben bir şeyleri öğrenemiyorum. Bir şey okuyorum. Bir filmin özetini okuyorum. Bir saat sonra unutuyorum. Bu teta alfa demek ki günde bende böyle 5 dakika falan çalışıyor. beyin dalgası durumlarıdır. Yani teta uykunun içinde ve dışında bir durumdur. Bilinçaltınızı programlamak için en iyi zamanlar henüz yeni uyandığınız ve uykuya dalmadan Adam uykudan bahsediyor. hemen önceki zamanlardır. He. Çünkü uyanırken ve He. İşte bak sen uykuya dalarken teta alfa meme popi beynin bu programda çalışıyorken orada TikTok'ta veya Instagram'da açık kalma kare kılıf açık kalma diye bir video izlediğin zaman böyle mal oluyorsun işte. Aradan bir hafta geçiyor. İlgi alanların değişiyor. İşte beynin eriyor. Ne bileyim salak salak şeylere gülmeye başlıyorsun. Salaklaşıyorsun yani. Uyumadan önce bilinçli zihniniz donuktur. Nasıl uyandığınızı bir düşünün. Biraz sersemlemiş olursunuz ve kendinize bugün günlerden ne, ben neredeyim gibi sözler söylersiniz. İşte bu bilinçaltını etkilemek için en iyi zamandır. Sabah uyandığınızda ilk olarak bu teta durumunda olduğunuzu artık biliyorsunuz. Peki bilinçaltının etkilenmeye en müsait zamanında elinize telefonu alıp sosyal medya hesaplarınızı, maillerinizi kontrol ederseniz o zaman beyninizi iki şeye itersiniz ve bunlar da üretkenlik ve performans seviyenizi gerçekten azaltacak tehlikelerdir. Birincisi, dikkatinizi dağıtmak için sizi eğitir. Her beğeni, paylaşım, yorum sizin odağınızı bozar ve beyninizi yeniden kurar. Yani biriyle sohbet ederken Ardacığım ne yapıyorsun lan üst düzey bilişim derse kordisel.
Kordiseps çok... Kordiseps ne, nasıl yorumluyorsun bu bilgileri? Bay bilgin kişi. Boş mu? Ooo. Muzlu Soda hoş geldin. DC gelsin. Gel bakayım DC'ye. Ya kafamızı sikecek gene yanına koyayım ya. Gel bakayım bir kafamızı sik hadi. Bay bilir kişi. Eleren yayına geçeyim hadi. Armory'e tam oraya için. Tamam Eleren yayına geçiyorum. La bir dur! Armory'e git lan dur! Bekliyorum. Sen sabit duracaksın, ben gireceğim. Sen ya. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin ateş lan? 14 saniyede mi açıklayayım kendimi yoksa daha sonra zaman. Neyse 14 saniyem var hadi bakalım. Yok bunu 14 saniye etmeyebilir. Baba bu ya, arada... Bir şey diyeceğim. Ben... Şeyin sonuna kadar... Pardon. Ne söyle söyle bakayım. Tamam sabah telefona bakmak harbi çok büyük uyuşuklaştırıyor insanı. Doğru. Tamam da. Bir şey diyeceğim. Bu alfası, betası, tetası tamam böyle muhabbetler var ama bunlar çok teorik düzeyde. Yani sanki bunlar böyle 100 yıldır keşfedilmiş, üzerine bütün deneyler yapılmış şeylermiş gibi. Hani anlatılması biraz şeye çekiyor bu işleri. Hani bilimsel düzeyi çakra, reikiler, arkadaşlar şeyinizi açın kafalarının düzeylerine indiriyor. Bence bunları sanki böyle kesin mutlak doğrularmış gibi düşünmeyelim. Kim diyor bunu? Kardeşim ne yapıyorsun kardeşim? Oğlum zaten burada tetasına, betasına, memesine bakmayacağım. Burada sabah kalktığında telefona bakmayı kendine tamam, şartlayacaksın. Ama katılıyorum. Ama buna katılmayan var mı? Neye? Ya buna katılmayan mı var yani mesela? Yo ben sabah telefona bakınca kendimi çok böyle üst düzey akıllı hissediyorum. Çok güzel geçiyorum. Yo mal gibi oluyorum. Yani? Kafam çalışmıyor amına koyayım sabahları. Tamam işte. Tamam hepimiz öyleyiz tamam. Yani. Abi neden sürekli koridan nefiler gibi konuşuyorsun? R'ye gelince bir öpüp koklamadın kalıyor. Arımcılığa bak ya demiş. Ya kap batmış. Ulan kordiyi ben Mert'ten daha çok seviyorum lan bir kere. Tövbe. Ortalığı karıştırayım. Ne çıkar? Ne çıkar? Evet kordi. Bu kadar. Evet devam edelim bakalım. Donate limitini yükseltsene abi. Nasıl yani? O orada görünen şey arttırılmıyor ki ya. Odaklanamazsınız bile. Çünkü beyniniz sürekli olarak telefonunuza gelecek olan bildirimde olur. En son sohbet etmek için dışarı çıktığınız arkadaşınızla herhangi bir yerde otururken ikinizden biri telefona bakmadan ne kadar uzun süre dayanabildi? Bahse girerim bu çok da uzun sürmedi. Evet. Benimki 6 hafta. Bak bir anda sinirlendim biliyor musun şu an? Neyse. Bu teta dalgasının üstünde en çok farkında ve uyanık olduğumuz yerde beta'nın hemen altında alfa adı verilen bir durum var. Alfa bir öğrenme durumudur. Hızlandırılmış öğrenmedir. Rahatlamış bir farkındalık halidir. Bu meditasyon yaptığımızda içine girdiğimiz durumdur. Çünkü eleştirisel zihnimiz bir kenara bırakılır ve bilgiyi bilinçsizce özümseriz. Sizi alfa durumuna sokan bir şey ne olabilir biliyor musunuz? Ne olur? Televizyon. Aa. Birisi maç veya en sevdiği diziyi izliyorsa, onlarla sohbet etmeye çalışırsanız, onların kelimenin tam anlamıyla transa geçmiş gibi sizi duymadıklarını fark etmişsinizdir. O an farklı bir dalga durumuna geçerler. Bir diğeri ise duş almak. Oo. Duş alırken kafanızdan geçen sınırsız düşünce olduğunu fark etmişsinizdir. Sanki her duş aldığımızda hayatı sorgularız. Bu örneklerin dışında... Ya neyse bir şey demeyeceğim. Da size referans olarak verebileceğim bir araştırma bulamasam da kuaförde saç kestirme işleminde de bu dalga durumuna geçildiğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde saç kesimi sırasında düşüncelere dalıp gitmek oldukça olasıdır. Programlamayı ve insanları hipnoz etmeyi bilirsiniz. Ancak bu aslında alfa halidir. İlginin sadece zihninizin içine girdiği yer burasıdır. Çoğumuzun karşılaştığı sorunların kaynağı sahip olduğumuz programlardır. Hayat bilinçaltı davranışların bir çıktısıdır. Hayatınıza bakın. Sevdiğiniz şeyler hayatınıza sizin bir programınız olduğu için girer. Ancak mücadele ettiğimiz ve çok çalıştığımız, gerçekleşmesi için çok çaba sarf ettiğimiz her şey için neden bu kadar çok çalışıyoruz? Kaçınılmaz olarak bu sonucu desteklemeyen bir programımız var demektir. Ve biz çok çalışarak bu programı geçersiz kılmaya çalışırız. Bu yüzden neyin sizin programınıza uygun olup olmadığını görmek için çok fazla psikiyatrik ve psikolojik işler yapmamıza gerek yoktur. Sadece hayatımıza bakıp ve kendimize nerede zorlanıyorum diye sorarız. Zorlandığımız şeyler
bizim programımıza uygun değildir. Bir bebeğin yaşamının ilk 7 yılı beyninin teta dalga durumunda olduğu dönemdir. Hipnozdadırlar. Yani diyorum ki bir Çocuk harbi hipnozda ama baksana. Yağmuru keşfetti amına. Beyninin teta dalga durumunda olduğu dönemdir. Hipnozdadırlar. Yani diyorum ki bir programı değiştirmek istiyorsanız bunu 7 yaşına kadar yapmanız gerekiyordu. Bu artık mümkün olmadığına göre uyku döngülerinde yani her gece gittiğinizde beyninizin bağlantısının kesildiği gibi tam uykuya dalarken beynimiz TETA'da çalışır. TETA'yı mata istir ara masakayı bak tam bu evrede masakayı işte bütün evleri gezmeye başlıyor. Siktir et TETA'sını oğlum. Bu da ilk 7 yıldaki dalga durumuyla aynıdır. Yani uyumadan önce bir kulaklık takarsanız ve olumlu bir program dinlerseniz bilinçli zihninizin bağlantısı kesilir. Bilinçaltınız bu programı indirir. Yani siz sadece yatağa giderken o programı dinler ve birkaç kez çalarsanız sonrasında bilinçaltınız yeni programı öğrenebilir. İşte bu. Oğlum bak benim uzun 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 yıllarım Walkman döneminde kulağıma takıp işte Özcan Deniz dinleyerek böyle hayatımın aşkına konser verdiğim hayal dünyamda gerçekleşti. O şarkıyı aslında ben söylüyorum. İşte o kıza ben onu dinletiyorum. İnsanlar bu. Hep böyle bu hayal dünyasında ben böyle uyuyakaldım amına koyayım. Şimdi benim neye dönüşmem gerekiyor tetametako bağlamında? Orhan Gencebay'a dönüşmem Orhan Gencebay. Öyle bir şeye dönüşmem gerekiyordu. Bu olumlamaların arkasında yatan nedendi. Birazdan ekranda çıkacak video ile bunu denemeye başlayabilirsiniz. 21 gün... Uyumadan önce bunu dinle. Ya bu arada Abi aslında ne yapacaksın? Chatle birlikte... Bir takım belirli kurallar belirleyeceksin tamam mı? Hayatımızı bir tık da olsa daha iyiye itekleyebilmek adına bütün şu chatle birlikte kurallara bağlı kalarak yaşayacağız. Götü yiyen varsa yapsın. Var yazayım bir liste. Abi hiçbir yapmaz ya amınakım ne yazacağım? Evet yapalım. Çok basit şeyler. Yapalım mı lan? Hadi yapalım lan. Hadi bakayım. Kordi sen de fikir ver. Bak hiç yormuyorum tamam mı? Uyku düzeni sikimizde değil. Kaçta uyanırsan uyan. Bana ne amına koyayım. Buna kesinlikle seninle aynı tarafta olan birisi olarak söylüyorum ki bu aslında çok yanlış. Evet evet ama. Ya asıl kötü etkenlerden. Kardeşim şu an burası 7 TL'ye abone olabildiğim bir kanal. Anladın mı? Ne bekliyorsun yani? Beklentin ne? Beklentin ne yani? Dur yok. Espri bir yana. Şimdi bak. Uyku düzeni yalan olur. Uyku düzeni yalan olursa gerçeklikten uzaklaşırız. Yalan olduğu zaman motivasyon kaybı olur, diğerlerini de yapmaz. O yüzden herkesin yapabileceği basit şeylerden başlayacağız. Zaten bozulmuş şeyi fixlediğimiz zaman daha da iyisini yapmak isteyeceğiz. Bak, hangi psikolog böyle konuşabilir lan? Ben buna bir sigara yakarım. Bu arada çok mantıklı bir şey söyledim. Kordi pek ikna olmadı ama. Siz siktir edin, beni dinleyin, boşver. Bak şimdi. Ekranımın ortasında tükürük mü var? Kahve damlası mı bu? Ne bu ya? Şunu çıkartayım. Şimdi arkadaşlar birinci kural. Kural 1. Şunu biraz zoomlayayım. Uyandığımız... Klavyeyi kullanamıyorum. Uyandığımız an. Uyandığımızda telefona bakmak yasak. Ortalama... 25 dakika. Bak bambaşka bir hayata döneceğiz. Kabul mü? Kural 1. Bu kimseye bahsediyor. Şimdi bak. Kabul mü? Herkes bak bunu... Zaten ben uyguluyorum. Uyguluyor musun? Çok memnunum. Ben de uygulayacağım artık. Çünkü artık yeter. Her sabah telefonu açtığım an birilerine sövüyorum ben. Çünkü çok tehlikeli. Bütün günüm bok gibi geçiyor. İmzalayın abi sözleşmeyi. Yani birinci maddeyi. Kabul. Tamam. Bak hiç kastırmıyorum. Kural 2. Uyandığınızda telefona bakmak yasak. Şimdi uyandık. Tamam mı? Telefona bakmıyoruz. Mal gibi yukarı bakıyoruz. Burada anneleriniz varsa mutlu olacaklar. Kural 2'de uyandığınız an bakın bu prensip meselesidir. Ben de hiç yapmam ama artık bunu değiştiriyorum. Yatağımızı toplayacağız. Ya hayır yok ya değil. Bak çok önemli. Bak çok önemli. Yapınca hissedeceksiniz. Ciddiyim. Yok mok ya. Aa! Ne imkansız amına koyayım. Ne var ya? Yorgan atacaksın üstüne ya. Çok sinirlenince yine Japon'a döndü. Nadia ana! Ya toplayalım lan. Ben sikerim bak. Mantıklı bulmuyorum ama bu argümanı kullanacağım. Kardeşim akşam dağılacak şeyi ben niye sabah ya bırak ben öyle 34 senedir o mantıkla yaşıyorum. Bir boka yaramadı tamam işte. Tamam işte memnunum da. Hayır.
Bak geçen gün kalktığımda şöyle bir keyifli uyandım. Keyifli uyanınca bedenim dedi ki git yatağını topla. Niye dedi bilmiyorum. Biraz sohbet ettik dedi. Niye dedim böyle bir şey? Sonra, niye böyle şeyler söylüyorsun? Niye böyle şeyler söylüyorsun? Amına koyayım 34 yıldır böyle bir şey söylememişsin. Dedi ki bana hayatını düzene sok sok. Böyle bir şey dedi kulağımda. Ulan yatağımı topladım. Kendimi iyi hissettim lan. Niye bilmiyorum. Hiçbir manası yok. Akşam yatağa girerken dedim ki amına koyayım ben bunu niye topladım ki zaten bozacağım dedim yine. Ertesi sabah kalktım yine toplamadım. Ama böyle ayıktığımda o başlangıçta topladığım noktada kendimi iyi hissettiğimi fark ettim. Baba bir dinleyin ya. Eğer bu sizin hayatınızda bir tık bile olsa iyiye götürmez sizi gelin beni bulun. Yatağınızı toplayacağız. Kabul ediyor musunuz? İçini topar... İçini siktir et oğlum her şeyi yık işini yorganı şöyle bir at. Tamam mı? Yastıkları da yan yana koy bitti. Ya da yastığı. Şey dahil mi? Mesela böyle hani pikesini böyle sıkıştırma mevzusu. Aa yok lan mi? Manyak mısın lan ne uğraşacaksın? Önemli olan bu eylemi yapmak. Yani alış... böyle üstün kör atarım. Tabii lan şey... tabii. Yani o yorganın bir kısmı yerde, battaniyenin bir kısmı yerde, yastık bir yerde. Ya şu çarşafı şöyle elinle şöyle bir düzle. Yorganı at üstüne. Yorganın içinde de yastığın bulunsun. Bitti. Tamam mı? Ondan sonra acaba. Kabul ettiniz mi? Tamam bak kabul ettiler. Teşekkür ederim. Uyandığımızda telefona bakmak yasak. Yatağımızı toplayacağız. Bu neye hizmet edecek sonra anlatacağım. Kural 3. Şimdi. Prensipler. 1. Bu uyandığımız kurallar değil mi? Sigara içmek yasak de oğlum bak. Hayır öyle bir şey yok amına koyayım. Yatağımızı toplayacağız. Ha sabah sigara içmekten bahsediyor. Kural 3. Tekrar yat. Kabul et sigara yasak. Tamam. Kalkınca tekrar topla. Ya genel olarak yorumluyoruz. Şimdi sanki herkes sigara mı içiyor oğlum? Ya ben zaten sabah kalktığım an sigara içmiyorum yani. 10 dakika sonra falan içiyorum. Kurallar çiğnenmek için gidiyor. Çünkü 10 dakikada Instagram'a bakıyor. 15 dakika Instagram'a bakıp sonra içiyorum. Şimdi kural 3. Ne iyi hissettirdik? Uyandığımızda telefona bakmak yasak. Çok önemli bir karar aldık. Şu an yatağımızı topladık. Hem evdeki ebeveynlerimiz mutlu oldu. Hem de bir prensip sahibi olduk ya. Biz şu an alışkanlığımızı değiştirdik. Sabah kalktığımız zaman güne iyi başlamak için düzenle, motivasyonla başladık. Bunu şeye bağlıyorum. Trafikte araba kullanırken birinin size veya sizin birine yol vermeniz gibi yorumluyorum. Müthiş bir iletişimdir o. Şöyle yaparsın, diğeri de böyle yapar, yürür ve o yürürkenki mutluluğunu hissedersin. O bütün gününüzü çok iyi hissettirir. Bütün gün harika geçer. Bunun gibi bir şey. El yüz diş temizliği. El ne lan? Ha, elin yüzünü yıka misali. Tamam, o zaman bak. Yatağımızı toplayacağız. Çok standart şeyler yazmasam mı diye düşünüyorum. Kalktık. Kendimizi yine iyi hissedeceğimiz bir hamle yapıyoruz. Soğuk suyla göt arasını şıp 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 soğuk suyla yüzümüzü yıkayıp dişlerimizi fırçalıyoruz. Tamam mı? Saçlar taranabilir. Ne oldu? Kişisel bakımını da yaptın. Hatta dur şuraya da şey yapalım. Artı parfüm ve deodorant. Nasıl yazılıyordu lan? Deodorant. Lan? Parfüm ve deo. Yazamadım. Deodorant yazamadım amına koyayım. Ya siz harbi sapıksınız ya. Ya sırf şu tepkiyi almak için şurada 4 takla attım. Harbi söylüyorum pisliksiniz ya. Ben buraya bir madde eklerdim sizin için ama yapmayacağım. Sanki sırf erkek var burada. Deodorant yazıyorlar ya. Harbi mi lan? Yaptığımız şey ya bunlar. Oğlum öyle deme. Senin yaptığın şey o. Herkes yapmıyor bunları. Soğuk su yüzümüzü yıkayıp dişlerimi fırçalıyoruz. Parfüm ve deo. Tamam bak bomba gibiyiz. Uyandık. Psikolojimiz yerinde. Yatağımızı topladık. Kendimize şöyle bir bakım yaptık. Yani soğuk suyu vurduk. Böyle bir parfümümüzü sıktık. Deodorantımızı sıktık. Dişlerimizi de fırçaladık. Bombayız. Tamam mı? Tertemiz. Burada kural 4'ü siktir et şimdi. Bekle.
İmza attıracağım hepinize.